12. ayet, Yusuf suresi 12. ayet, 23. ayet, şeytandan Allah'a sığınırım. Evinde kalmakta olduğu kadın, kimden kalıyor? Hazreti Yusuf'la kalıyor. Evinde kalmakta olduğu kadın, Hazreti Yusuf'la beraber aynı evde kalıyorlar. Ve onlara göre haşa, Hazreti Yusuf fasık. Günaha giriyor onların kafasına göre. Allah aynı evde kalıyorlar diyor. Kadın yanında açık normal geziyor. Evet. Dekolte kadın. Ondan murad almak istedi. Ve kapıları sımsıkı kapatarak, isteklerim senin içindir, gelsene dedi diyor. Sevişmek istiyor kadın. Yusuf dedi ki Allah'a sığınırım. Neden Allah'a sığınıyor? Cinsel ilişkiye girmem diyor. Çünkü nikah yok. Çünkü o benim efendimdir, yerimiz güzel tutmuştur. Gerçek şükür zalimle kurtuluşa ermez. Andolsun kadın onu arzulamıştı. Çok çekici Hazreti Yusuf. Dedem, bütün peygamberler çok seksidir. Maşallah. Çok güzeldirler. Yani kadınları olağanüstü etkileyecek güzel. Hazreti Musa da öyleydi. Hatta Firavun'un yazıtlarında var. Çakallar, eşek kafalılar. Bak orada güçleri yetmemiş. Diyorlar ki, Yahudi alimi diyor. Büyücü diyor. Kadınları diyor, etkilemede çok mahir diyor. Maşallah. Hazreti Musa için. Çok mahir diyor. Bak dillerini tutamamış çakallar. Evet. Onu söylemek durumunda kalmışlar. Yedi ceddine rahmet olsun Hazreti Musa'nın. Maşallah. Dedemin. Maşallah. Yusuf dedi ki Allah'a sığınırım. Çünkü o benim efendimdir. Yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şükür zalimle kurtuluş yermez. Andolsun kadın onu arzulamıştı. Dünya güzeli de onun için. Evet maşallah. Eğer Rabbinin zinayı yasaklayan, o aynı odada kalmasını yasaklayan, ona bakmasını yasaklayan değil. Zinayı, yani evet, cinsel ilişkiyi yasaklayan, kesin kanatını, burhanını görmeseydi, o da Yusuf da onu arzulamıştı. Onu arzuluyor. Görmüş, arzulamış. Ama cinsel ilişkiye girmiyor. Aynı evdeler. Fuhş, zinadan kaçınıyor. Böylelikle biz ondan kötülüğü ve fahşayı geri çevirmek için ona delil gönderdik. Çünkü o muhlis kullarımızdandı.